Selam dostlar, yeni bir rehber video ile karşınızdayım. Bu videoda Decupet platformunu inceliyoruz ve A'dan Z'ye bu platformun kullanımını öğreniyoruz. Aynı zamanda bu video içerisinde de bir çekiliş söz konusu. 3 şanslı takipçime bronz tier hediye ediyorum. Hadi hızlıca videoya geçelim. Şimdi dostlar, her şeyden önce bu tarz platformları kullanabilmek için kripto cüzdan bilginizin belli bir seviyede olması gerekiyor ve bu tarz platformlarda genellikle tercih edilen kripto cüzdan MetaMask. Dolayısıyla MetaMask ile ilgili bilgilerinizin yeterli seviyede olmadığını düşünüyorsanız hemen sağ üst tarafta bir kart çıktı. O kartı izledikten sonra bu videoya devam etmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Ben şimdi kripto cüzdan bilginizin belli bir seviyede olduğunu varsayarak içeriğime devam ediyorum. Şimdi dostlar, platformdan bahsetmeden önce getirdiği projelere bakmakta fayda var. Çünkü bu platform hakkında bize bir fikir verecek. Dolayısıyla getirdiği projelerin kalitesini öğrenmemiz son derece önemli. Gördüğünüz gibi ChainGPT projesinin buraya geldiğini görüyoruz ki kendisi çok iyi bir performans sergilemişti ve sergilemeye devam ediyor. Onun dışında CoinX projesini görüyorum. Bunun burada ön satışı gerçekleşmedi ama dişe dokunur bir airdrop yapıldı. Bu Learn to Earn etkinliğinde oldu. Ondan da bahsedeceğim. O da muhteşem bir özellik. GMR projesi var. Bu proje hakkında çok bilgi sahibi değilim ve birçok platformda ön satışı çıkan Lit Labs projesini burada da görüyoruz. Dolayısıyla hem CDFi olsun, hem DavaMaker olsun, hem Pools olsun farklı platformlardaki IDO'ları bir platform çatısı altında görebiliyoruz. Bu da aslına bakarsanız getirdiği projeler anlamında bir kaliteye ulaştıklarını gösteriyor. Gelecek projeler arasında da diğer platformlarda gördüğümüz birçok projeyi burada görebiliyoruz. Dolayısıyla bu oldukça iyi. Platformun sevilecek birçok yanı var. Bunlardan bahsedeceğim ama öncelikle bir hesap oluşturmayı göstereyim. Size IDO'ya nasıl katılabildiğimizi göstereyim. Akabinde üzerine konuşmaya devam ederiz. Öncelikle sağ tarafa geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir tane account oluştur diyorsunuz. Mail adresinizi giriyorsunuz. Bir şifre belirliyorsunuz. Şifrede sembol olacak, büyük küçük harf olacak ve rakamlardan oluşacak. Ardından ülkenizi seçiyorsunuz. Politikalarını içeren metni okuyup imzaladıktan sonra create account demeniz yeterli. Mailinize bir tane şifre gelecek. Şifreyi girmeniz gerekiyor. Ben şifremi girdim. Ardından 2FA güvenlik adımını da yapmamı öneriyor ama ben şimdilik bu adımı geçiyorum. Siz mutlaka yapın. Ve gördüğünüz gibi hesabımı oluşturduktan sonra cüzdanımı bağlıyorum ve MetaMask'ı buradan seçiyorum. Ardından bir imzalama işlemi olacak. Onu da burada onaylıyorum. Gördüğünüz gibi bağla dedikten sonra platforma bağlıyorum. Gördüğünüz gibi hesap oluşturdum. Ardından cüzdanımı bağladım. Şimdi My Profile tarafına gelip kimlik doğrulamayı mutlaka yapmam gerekiyor. Bu platformda bir kimlik doğrulama adımı var. Bunu yapmak son derece önemli. Bakın burada diyor ki no verify wallet, yani wallet'ın onaylanmadı diyor. Öncelikle verify wallet deyip buradan cüzdanımızı onaylıyoruz. Bakın cüzdanımızı onayladıktan sonra base seviyesinden tier sahibi olduk ve bu base seviyesi sayesinde platformdaki IDO'lara ücretsiz bir şekilde katılabiliyoruz. Ama bundan ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Şimdi kimlik doğrulama adımlarına geçelim. Bu adımlarda kameramı kapatmam gerekebilir çünkü kimlik doğrulamak için kameraya ihtiyacım olacak. Verified account dedikten sonra adım soyadımı giriyorum. Doğum tarihimi giriyorum. Next diyorum. Ve gördüğünüz gibi bir barkod veriyor ve barkod üzerinden ilerleyeceğim için şu anda kameramı kapatmam gerekiyor. Şimdi kimlik doğrulama adımlarına devam ediyorum telefonum üzerinden. Şimdi gördüğünüz gibi kimliğim saniyeler içerisinde onaylandı. Şimdi platform üzerindeki tier seviyelerine bakmamız gerekiyor. Ardından stake işlemini gerçekleştirmek bizim için daha sağlıklı olacaktır. Dolayısıyla tier seviyelerine bir bakalım. Şimdi dostlar, tier sistemlerini anlatan güzel bir infografik buldum. Bunun üzerine anlatmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi platform üzerinde toplamda 6 tane tier seviyesi var ve en düşük tier seviyesinin adı base ve üstelik bu base seviyesi ücretsiz. Yani platforma üye olan ve kimliğini doğrulayan herkes base seviyesinden bir tier sahibi oluyor. Dolayısıyla bu seviye ile aslında ön satışlara katılabiliyorsunuz ama takdir edersiniz ki çok düşük bir allocation hakkınız oluyor. 4-5 dolarlık bir allocation hakkınız oluyor. Hatta tam bu aşamada bir önceki IDO'ların allocation miktarlarını ekrana vereyim. Siz bir kıyaslamasını yapın. Gördüğünüz gibi base seviyesindeki yatırımlar ortalama 4 dolar civarındayken Diamond'a doğru bu rakam gittikçe artıyor. Ve tabii ki Diamond'a doğru gittikçe gördüğünüz gibi bazı yan haklar da elde ediyorsunuz. Bu hakların ne olduğundan hızlıca bahsedeyim. Öncelikle haklardan bir tanesi iade politikasında yer alıyor arkadaşlar. Burada şöyle bir sistem var. Diyelim ki bir projeye yatırım yaptınız ve tokenlarınızı claim etmediniz. 15 gün içerisinde tokenlarınızı claim etmediğiniz herhangi bir gün isterseniz geri ödeme alabiliyorsunuz. Yani diyelim ki proje IDO fiyatının altına düşmedi ama gidişattan memnun değilsiniz. 4x'de 5x'de hareket ediyor. Siz bunu geri iade edebiliyorsunuz ve bu iade etmenizde bazı kesintiler söz konusu. İşte bronz seviyesinde %50'si kesilirken diamond seviyesinde %5'lik bir kesinti söz konusu oluyor. Dolayısıyla diamond seviyesine ilerledikçe bayağı sağlam haklara sahip olabiliyorsunuz. Bir projenin gidişatından memnun değilseniz 15 gün içerisinde projeyi terk edebiliyorsunuz. Bu diğer platformların sunmadığı bir avantaj. Bunun dışında önemli şeylerden bahsetmek gerekirse birçok platformda olduğu gibi burada ekstra etkinlikler oluyor. Bir satın alma, airdrop etkinlikleri gibi etkinlikler oluyor. O durumlarda da Diamond ve Platinum seviyesinin daha çok öne çıktığını görüyorsunuz. Biliyorsunuz ben bu tarz sistemlerde mümkün mertebe en üst seviyeden tier seviyelerini öneriyorum. Çünkü attığınız taşın ürküttüğünüz kurbağaya değmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer 1000 dolarlık, 2000 dolarlık hatta 3000 dolarlık yatırımlar yapıyorsanız 20-30 dolarlık allocation
almanız hoş değil. En az 200-250 dolarlık allocation almanız gerekiyor ve Diamond seviyesinde şu anda FCFS ile beraber, ki FCFS round oldukça kolay geçiyor burada, 200-250 dolarlık hatta daha fazla bir seviyede allocation almanız mümkün. Bu neden önemli? Çünkü eğer hype'lı birkaç proje yakalarsanız, ChainGPT, işte CoinX gibi böyle iyi performans yapan bir iki proje yakalarsanız, buradaki yatırımınızı çok kolay amorti edebiliyorsunuz. Dolayısıyla düşük allocation'larda bunu yapma şansınız yok. Eğer yüksek seviyeden bir tire sahibi olursanız, elde edeceğiniz allocation'la beraber aslında amorti işlemini çok hızlı gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, çok uzattım ama bu tire sistemi son derece önemli. Burayı anlamanız da çok önemliydi. Dolayısıyla biraz uzattıysam affola. Gördüğünüz gibi ben base seviyesinden şu anda platformda üyeyim ve diamond seviyesinden aslına bakarsanız bu platformu stake yapmayı düşünüyorum. Bunun için tek yapmam gereken buradaki buy the debate butonuna basmak ve PancakeSwap platformuna gelmek. Şimdi biraz önce gösterdiğim grafikte her bir seviye için ne kadarlık token'a ihtiyacınız olduğu yazıyordu. Ben diamond seviyesinden stake edeceğim için benim 200 bin adet token'a ihtiyacım var ve bu da bugünün şartlarında 3200 dolar civarında bir para ediyor. Ve ben daha önceden bunu satın aldığım için şu anda ikinci bir satın alma işlemi yapmayacağım ama siz kolay bir şekilde bir USD karşılığında bu token'ı satın alabilirsiniz. Ne kadar ihtiyacınız olduğuna yine kendiniz karar verin ama ben diamond seviyesinden stake yapmayı uygun gördüm. Şimdi satın alma işlemini tamamladıktan sonra platformu geri döndüm ve buradaki upgrade butonuna basıyorum ve diamond seviyesinden stake yapacağım için üzerine tıklıyorum. Ardından havuzlar çıkıyor, bir de farming pool çıkıyor. Açıkçası ben farming pool'a para yatırmayı önermiyorum. Yatırmak isteyenler yatırabilir, orada yield farming kasabilir. Ben daha çok doğrudan stake'i öneriyorum ve gördüğünüz gibi burada 3 tane farklı havuz var. Bu havuzların özelliği şu: 30 günlük, 90 günlük ve 180 günlük havuz var. Ne kadar uzun süreli bir havuza yatırım yaparsanız o kadar çok bir stake geliri elde edebiliyorsunuz. Ama ben 30 günlük stake'i açıkçası tercih ediyorum ve 30 günlük havuzun üzerine tıklıyorum. Burada bilmeniz gereken bir şey var. Stake yaptıktan sonra buradaki süre bitene kadar token'ınızı geri çekemiyorsunuz. Ve ben 200 günlük stake'i yaptıktan sonra öncelikle bir harcama izni veriyorum cüzdanıma, elimdeki token sayısı kadar. Gördüğünüz gibi harcama izni onaylandı. Ardından depozito yapıyorum ve tekrar MetaMask'ım açılıyor ve onayladıktan sonra elimdeki token'ları havuza stake etmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi o da onaylandı ve bu aşamadan sonra IDO'lara katılmaya hazırım arkadaşlar. Platformdaki seviyemin Diamond'a yükseldiğini görebiliyorum. Dilersem 200 bin adet daha token stake ederek buradaki Diamond seviyemi 2 ile çarpabiliyorum. Böyle farklı avantajları var bu platformun. Artık Launchpad tarafına gitmeye hazırız ve IDO'lara katılabiliriz. Şimdi dostlar, Launchpad tarafına geldiğimizde aktif hiçbir projenin olmadığını söyleyebilirim. Buradaki birçok ön satış gerçekleşti ama birçoğunun üzerinde whitelist open yazısını siz de göreceksiniz. Bunun sebebi şu: bu projelerin ön satışları bitse bile airdrop etkinlikleri devam ediyor. Örneğin CoinX projesi bu videonun çekildiği tarihte zaten listelendi ama airdrop etkinliği devam ediyor bu platform üzerinde. Hemen üzerine tıklayarak bu learn to earn etkinliklerine katılabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken go to challenge butonuna basmak ve buradaki sorulara cevap vermek. Ben şu anda videoda uğraşmamak için cevapları önceden işaretledim. Aşağı inip tüm sorulara cevap verdikten sonra submit butonuna basmanız yeterli. Cüzdanınız açılacak, imzalayacaksınız ve ardından küçük bir onay daha vermeniz gerekecek ve aslında bu airdrop etkinliğine katılmış olacaksınız. Bakın burada hemen ardından işlem bittikten sonra ne yazıyor? 9 Mayıs tarihi saat işte 12 UTC diyor. O tarihte buradaki hak ettiğiniz allocation'ı görebiliyorsunuz ve bu allocation'larda projeden projeye peyderpey size dağıtılıyor ve ücretsiz oluyor. Dolayısıyla bu tarz güzel etkinlikleri de var. IDO'ların dışında airdrop'ta kovalayabiliyorsunuz bu platformda. Şimdi gelelim IDO kısmına. IDO'ların sıkıtılacağınızdan bahsedeyim. Ben bir önceki projeyi videoya çektim arkadaşlar. O video üzerinden anlatmaya devam edeceğim. Ve Leapless projesinin hem IDO'suna hem de FCFS'ine nasıl katıldığımı sizlere gösteriyor olacağım. Proje üzerine gelip tıkladığımda gördüğünüz gibi böyle bir ekran beni karşılıyor. Ve burada projeye katılmak istediğimi onaylıyorum. Ardından 16 dakika 50 saniye sonra IDO'nun başlayacağı yazıyor. Hemen buradaki ilgili onaylamayı yapıyorum ve MetaMask'ım açılıyor. Ardından bu imzalama işlemini tamamlıyorum. Ve çok küçük bir fee ücreti ödüyorum bunun için. Ardından gördüğünüz gibi projenin ön satışına katılmak istediğimi belirtiyorum. Bu public yazısının üzerinde learn to earn etkinliğinde olduğunu göreceksiniz. IDO'dan sonra sadece learn to earn kalacak ama şu anda ikisine de katılabildiğimi görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi onaylandı ve 16 dakika 26 saniye sonra ön satışın gerçekleşeceği yazıyor. FCFS turları da burada yer alıyor. İlk FCFS turu tier sahipleri için, ikinci FCFS turu ise herkese açık bir FCFS turu ve her zaman buraya token kalmıyor. Ama olur da token fazla olursa herkese açık bir satış roundu daha oluyor. Onu da belirtmekte fayda var.
var. Şimdi gördüğünüz gibi ileri aldım. 20 saniye sonra ne kadarlık bir allocation tanımlandığını burada göreceğim ve bir USD karşılığında bu alımı gerçekleştireceğim. Ve gördüğünüz gibi süre tamamlandı. $139.34'lik bir alım hakkı tamamlandı. Öncelikle harcama izni veriyorum cüzdanıma. Bunun için MetaMask'ım açılacak. Burada cüzdanınızdaki tüm bakiye yazmak zorunda değilsiniz. $200'lık yazmam yeterli olacaktır. Sonraki dedikten sonra onaylıyorum ve $200'lık bir harcama izni veriyorum cüzdanıma. Ardından bu işlem onaylandıktan sonra depozito işlemini yapacağım. Bunun için de fund butonuna basıyorum ve tekrar cüzdanım açılıyor. Ve gördüğünüz gibi bu onayı verdikten sonra yatırma işlemini tamamlıyorum. Ve gördüğünüz gibi cüzdanımdan bu $139'lık bakiye an itibariyle düşecek ve $139 yukarı yansıyacak. Ön satışa katıldım arkadaşlar. Ardından FCFS turunu bekliyorum ve FCFS turuna da hızlıca katılıyorum. Şimdi dostlar saatler geride kaldı ve 10 saniye sonra FCFS turuna katılacağım ve ardından bu $139'lık bakiyemin üzerine birazcık daha alım tanımlayacağım. Bunu da an itibariyle görüyoruz. Şu anda süre doldu ve bana bir alım hakkı daha verdi. Bu da neredeyse IDO'daki hakkım kadar $139'lık bir alım hakkı daha verdi. Öncelikle harcama izni veriyorum. Ben burada birazcık ağır davranmışım ama buna rağmen almayı başardım. Sizin daha seri davranmanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla ben harcama iznini verdikten sonra şimdi bir harcama işlemini gerçekleştireceğim ardından. Fund butonuna basıyorum. Aynı IDO'da olduğu gibi tekrar onay veriyorum MetaMask'ımdan ve satın alma işlemini gerçekleştiriyorum. $139'lık yatırımımı $278'a çıkarıyorum. Dediğim gibi ön satışlara katılmak, FCFS roundlarına katılmak bu kadar basit. Şimdi ön satışa da katıldıktan sonra tokenlarınızı nereden claim edeceğinizi ya da nereden fund edeceğinizi göstereyim. Bunun için yapmanız gereken tek şey portfolyo tarafına gelmek. Portfolyo tarafına geldiğinizde yatırımlarınız burada gözükecek. Ben en son Leap Labs projesinde $278'lık bir yatırım yapmıştım. İstenildikten sonra 15 günlük süreçte eğer tokenlarımı claim etmediysem Diamond seviyesinden bir yatırımcı olduğum için %5 kesintiyle tüm tokenlarımı refund edebilirim. Yatırımımı geri alabilirim. Ya da gidişattan memnunsam claim token butonuna basarak tokenlarımı cüzdanıma çekip gerek merkeziyetsiz borsada gerek de listelendiği bir borsa varsa bu projenin oraya gönderip satabilirim. Bu işler aslında bu kadar basit. Şimdi dostlar bilmiyorum fark ediyor musunuz ama bu Launchpad süreçlerini çok şeffaf bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum ve tüm süreçlere aslına bakarsanız göstermeye çalışıyorum. Eğer sizler bunu takdir ediyorsanız takdir ettiğinizi göstermek için kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz veya videoları beğenebilirsiniz. Bu takdir ettiğinizi göstermenin en güzel yolu. Bunun dışında Decupate hakkındaki samimi görüşlerini yazan 3 takipçime de Bronze Tire hediye edeceğimi hatırlatmak isterim. Tek yapmanız gereken aşağıya yorum bırakmak. Ardından kazananları Telegram kanalımda duyuracağım. Ayrıca bu videonun altına da sabitleyeceğim kazananları. Ardından iletişim bilgilerini isteyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.